Yeşil Dev Donanım İnceleme. Merhaba arkadaşlar, Yeşil Dev'in maceralarına hoş geldiniz. Uzun zamandır bir donanım inceleme yapmıyordum. Bu bölümde sizlere yakın tarihte sipariş vermiş olduğum bir mouse olan Everest GX8 Core GX8 ürününün incelemesini yapacağım. İsterseniz buyurun mouse'umuza geçelim. Evet, ürünümüz az önce daha kargo ile geldi. Everest GX Core 8'i öncelikle açıyoruz. Kargo poşetlerini yırtmayı çok sevdim bu arada. Bu neymiş? Burada faturası var. Kenara alalım. Ve yırtarak açıyoruz. Evet, şu şekilde bir kutusu var ürünümüzün. Şöyle göstermem gerekirse gayet hoş bir görünüme sahip. Everest GX Core 8 gördüğünüz gibi 3500 DPI kostümize edilebilir ışıklar, ağırlığı değiştirilebilir kartuş sistemi var özelliği ve makro programları rahatlıkla kullanabilmenizi sağlayan bir mouse arkadaşlar. İsterseniz kutuyu bir an önce açıp ürüne yakından bir göz atalım. Ama açtım ya. Evet, yandan. Evet, açtığımız zaman küçük bir kitapçıkla karşılaştım ilk olarak. Gördüğünüz gibi oyunculara daha çok hitap etmesi için bunu hedeflemiş bir mouse ve üzerinde Spider-Man 3'ten Black Ops 2'ye tutun birçok oyunun resminin basıldığını görmek mümkün. Burada tam olarak neyin ne işe yaradığını gösteren bir paket içeriği var. Oraya geçiyoruz. Küçük bir CD'si var. Bu program sayesinde mouse'unuzun tuş ayarlarını ve diğer renk ayarlarını yapmanızı sağlayan bir programı bilgisayarınıza yüklüyorsunuz arkadaşlar. Evet, mouse'umuz için küçük bir kese koymuşlar. Ters çeviriyoruz ve açıyoruz. Ben kendi mouse'umu herhangi bir oyunun şeyi olarak seçmedim. Üzerine baskısı olarak seçmedim. Daha düz bir mouse seçtim bu şekilde. Onu da çıkartalım. Bunu da buradan çıkartacağız. Maşallah var hani. Mouse attım, kırdım, parçaladım daha destur. Evet. Bunu da açtık. Evet, mouse'un üzerine baktığımız zaman gördüğünüz gibi üst tarafı parlak bir yüzey var. Ancak bunun tam aksine iki tarafı da simetrik olarak silikon bir malzemeden kaplanmış. Böylece mouse tuttuğunuz zaman elinizin kaymaması için tasarlanmış bu bölgeler. Bunun ya üst tarafın parlaklığının aksine yan taraf daha mat bir şekilde hazırlanmış ve iki taraf da simetrik olduğu için ister sol elimize İstersek sağ elimize mouse'da kullanmak çok rahat ve kolay. Ya bilgisayara geçip diskimizi taktığımız zaman uygulamasını kuruyoruz bilgisayara ve uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı göstermem gerekirse buradan DPI switcher'ımızı ayarlayabiliyoruz. DPI switcher'dan daha doğrusu ayarlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Daha önce mouse'un üzerinde gördüğünüz 1000, 1500, 2000, 2500 ve 3500 DPI ayarlarını buradan istersek daha da aza çekme imkanına sahibiz ve istersek kaldırabiliyoruz. Mesela şu ikisini kaldırdığımız zaman direkt 1000 ile 3500 arası tek klik yapabiliyoruz. Daha sonra double klik çift tıklama hızımızı buradan arttırabiliyoruz ve en önemlisi de buradan mouse'un üzerinde bulunan toplam 10 tuş, 10 özelleştirilebilir tuşun ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. İstersek mesela 6 ile 7'yi mesela copy paste tuşları yaptım. Mouse'un sol tarafındaki 6 ve 7 tuşlarıyla çok daha hızlı bir şekilde copy paste yapabiliyorum. Tabi oyunun içinde bu tuşlara siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Her oyunu destekliyor mouse. Buradan profillerinizi oluşturabiliyorsunuz. Profilleriniz arasında hızlı geçiş yapma imkanına sahipsiniz. Color Control sekmesine geçtiğimiz zaman buradan mouse'umuzun ön tarafında şu bölgelerdeki iki tane ışık, led ışık bölümünü buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan basıp apply dediğiniz zaman o mouse'un rengi şu an değişti. O rengi ayarlayabiliyorsunuz. Bu taraftan ise ne kadar yoğun bir ışık istediğinizi seçiyorsunuz. Burada ise
ışığın yanıp sönme hızı var. İsterseniz hızlı bir şekilde yanıp söndürebiliyorsunuz. İsterseniz hiç yanıp sönmesin, sürekli yani açık dursun diyebiliyorsunuz. İsterseniz yavaş şekilde olsun diyebiliyorsunuz. Advanced Control bölümünde ise buradan dikey ve yatay sensitivity yani hassasiyet ayarlarını yapıyorsunuz. Düşürdüğünüz zaman daha az hassas oluyor. Yükselttiğiniz zaman hani daha hızlı oluyor. Bu da mouse wheel'in yani fare tekerleğimizin hızını arttırabiliyorsunuz. Çok detaylı bir şekilde yine mouse'un izlemesi tarzı bütün ayarları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Program güncellendikçe driver'ınızı bu sekmeden yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman ise buradan help tuşuna basıp klonum kılavuzunu gözden geçirebiliyoruz. Zaten pakette de bu kılavuz çıkmıştı. Evet arkadaşlar, burası da böyle. Ürünümüze geri dönelim. Evet, mouse'umuzun önemli özelliklerinden bir tanesi 3500 DPI'ye kadar, yani dots per inch demek. Yani Türkçesini söylemem gerekirse piksel başına düşen, inç başına düşen piksel sayısı demek. Nokta sayısı demek. Aynı zamanda yazıcı ve tarayıcılarda da bu mevcuttur. Yani FPS oyunlar için 1000 ve 1500 ideal. Daha sonra 2500 ve 3500'e alırsanız bunu mouse'u kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ancak çok hassas işlerle uğraşıyorsanız bu iki çözünürlükte gayet uygun. Daha sonra mouse'umuzun isterseniz bir kablosuna bakalım. Kablosu USB bir kablo ve plastik değil. Ve bu USB girişi sayesinde saniyede 1000 rapor gönderebiliyor ve böylelikle hiçbir şey veri aktarımı kaybı yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz mouse'u. Gayet güzel tasarlanmış. Tabi isterseniz şimdi bir de bilgisayarımıza takıp özelliklerini kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi ışıkları geldi. Buradan DPI tuşundan DPI ayarlarını ayarlayabiliyoruz ve hangi DPI'daysa mouse'un onun altında, o DPI'nin altındaki ışık yanıyor ve böylelikle hangi çözünürlüğü kullandığınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkasına baktığımız zaman iki tane gördüğünüz gibi mavi ışık var. Bu ışıklar renk değiştirebiliyor. Böylelikle gece oynarken oyunu odanız istediğiniz rengi bürüyebiliyorsunuz. Alt tarafına bakarsak burada açılabilir bir bölme var. Buraya arkadaşlar paketimizde hazır bulunan kartuşları koymamız mümkündür. Evet, burada açtığımız zaman gördüğünüz gibi bir tane 20 gramlık 3 tane de 6'şar gramlık ağırlık görüyoruz. Bu ağırlıkları istediğimiz gibi çıkartıp mouse'umuzun içine açtıktan sonra buraya yerleştirebiliyoruz. Mouse'unuzu ne kadar ağırlaştırırsanız o kadar çok daha kontrol sahibi olursunuz. Yani toplamda 38 grama kadar ağırlaşıyor. 3 tane 6'lık, 18 ve bir tane 20'lik olmak üzere. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ağırlıkları. Şu an 38 gramı da eklemiş bulunmaktayım. Kapağımı tekrar kapatabilirsem. Evet, kapağın biraz zor kapandığını söylemem gerekiyor burada. Evet, sonuç olarak kapatmış bulunmaktayım. İşte tekerleği diğer gaming mouse'ların aksine çok serbest, hiçbir kilit yok, yani döndürdüğünüzü çok tam manasıyla hissedemiyorsunuz. Onun dışında söylemem gereken bir diğer şey, üzerinde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, evet şu ana kadar 4 tane, 5 tane, 6 tane normal 3 buton mouse haricinde 6 tane daha buton var kullanabileceğiniz. Ve bu butonları da İstediğiniz bütün oyunlara göre kendiniz konfigüre edebiliyorsunuz. Kendiniz yapılandırabiliyorsunuz. Ve böylelikle hangi oyunu oynuyorsanız oynayın. Çok daha rahat oynuyorsunuz ve diğer oyunculara karşı bir üstünlük sağlıyorsunuz. Evet, ürünümüzü bu kadar saydım. Bana göre çok iyi bir mouse. Sonuçlandırmam gerekirse kendisinin zengin özellikleri oyun temalı tasarım oyunculara hitap ediyor çünkü ve yalnızca tek bir DPI tuşu var. Yani 1500'den 3000'e geçmek, 3500'e geçmek için 1000'den 3500'e 4 kere tıklamanız gerekiyor. O birazcık eksi. Onun dışında başka bir olayı yok. Gayet güzel bir mouse. Bence sonuç olarak Everest GX Core 8 gerçekten başarılı bir fare. Fiyatı göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten cüzdan dostu bir ürün.
Ve etkileyici özelliklere sahip bence. Malzeme kalitesinden de hiçbir detaydan kaçınılmamış gerçekten. Gayet güzel yapılmış. Bu tarz gaming mouse'lar nereden baksanız piyasada şu an 150-200 liranın üzerinde satılıyorken gördüğünüz mouse'un ortalama fiyatı 50-60 lira arkadaşlar. Ve kesinlikle oyunculara bu mouse'u tavsiye ediyorum, PC oyuncularına. Evet, bir donanım incelemesinin daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yeşilev'in maceralarından ayrılmayın ve eğer daha çok bu tarz donanım incelemeleri görmek istiyorsanız kanalımızda lütfen subscribe olun, abone olun ve bir like bırakmayı unutmayın. Ve yani siz oyunculara tavsiyem, bir ürün almadan önce mutlaka arkadaşlar iyi incelemesini yapınız. İnternette ve bu tarz videoları izleyerek ve bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız lütfen like atın ve kanalıma subscribe olun. Teşekkürler. Yeşilev'in maceralarından ayrılmayın arkadaşlar.